Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda gördüğünüz üzere mutfakta hayatımı kolaylaştıran, bayılarak kullandığım elektronik cihazlardan bahsedeceğim ve her biriyle de muhteşem tarifler yapacağız. İzlemeye devam edin. Var ya böyle meşhur influencer kahvaltısı, influencer tatlısı, marshmallow gibi bir köpüğü var. Bütün besin değerlerini içinde barındırarak, posayı da kullanarak size bir sebze meyve suyu veriyor. Muhteşem. Bildiğim patates yani. Niye yani gideyim tabada böyle bu kadar yağın içinde kızartayım? Gerçekten elim ayağım bir cihazla devam ediyorum. Kendi sodanızı evde kendiniz yapabiliyorsunuz. Dondurma. Bildiğiniz dondurma arkadaşlar. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Seneler önce YouTube'da bir canlı yayında Mutfakta Hayatımı Kolaylaştıran Aletler isminde bir canlı yayın yapmıştım. Bir video değildi o. Aslında video olarak da hala duruyor ama canlı yayındı. O video çok beğenilmişti. Yıllar geçti üzerinden, uzun zamandır aklımdaydı bu video yapmak. Bugün bu gördüğünüz muhteşem aletlerle sizlere harika tarifler yapacağım. Nasıl kullandığımı anlatacağım. Bence bu video kadın erkek, evli bekar, 7'den 70 herkesi ilgilendiriyor. Bence hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk alet benim en çok sevdiğim Active Fry'a başlamadan önce bence bir sabah kahvemizi yapalım. Kahvesine süt koymayı severlerin mutlaka bayılarak kullanacağı bir ürünle bence önce bir minik başlayalım. Bir yandan kahvemizi içerken sonra Active Fry'ı hazırlarız. Benim bugün size elim ayağım olan ve anlatmak istediğim süt köpürtücü. Şimdi ben bir kahvemi yapayım arkadaşlar. Evet, şimdi çok az sütten koymam yeterli. Şöyle, eğer bunu uzunca basarsanız size soğuk bir kahve yapar. Yani sütünüzü soğutur. Ama tek seferde basarsanız bir kere, şöyle göstereceğim, kırmızı olur. Kırmızı demek dediğim gibi sütünüzü ısıtıp aynı zamanda da inanılmaz güzel böyle köpük köpük yapacağı anlamına geliyor. Şimdi o köpürsün, biz sütümüzü koyacağız birazdan. O arada şu efsaneden size bahsedeceğim. Patateslerimi alayım. Çünkü bence herhalde en çok herkesin merak ettiği şey bu cihazla patates kızartmak. Active Fry'ı bir fritöz zannetmeyin. Bu bir fritöz değil çünkü. Bu aslında bir fırın. Yani sadece patates olarak da düşünmeyin. Ama herkes en çok patatesi merak ettiği için ben bugün patates getirdim. Yoksa bunda et de kızartabilirsiniz, balık da kızartabilirsiniz, tavuk, sosis, aklınıza ne geliyorsa. Bütün et çeşitlerini yapabildiğiniz gibi aynı zamanda kek de yapabiliyorsunuz bunda. Bu arada oldu. Şöyle yapıyorum ben arkadaşlar, baristalar gibi. Bakın şöyle köpüğünü size şöyle göstereceğim. Pamuk, marshmallow gibi bir köpüğü var. Ben şöyle yapıyorum. Önce biraz köpüğünü kaşıkla tutuyorum. Bir sütünü koyuyorum. Şöyle içine. Gerçekten profesyonel bir barista kahvesi gibi oluyor neredeyse. Biraz kassam latte art yapabilirsiniz yani buna çok rahatlıkla. Evet arkadaşlar, kahvemiz harika oldu. Bir yudum alıyorum hemen. Bildiğiniz kahve ne denir? Kahveci kahvesi mi diyeyim? Ya da üçüncü dalga kahve dükkanı kahvesi demek daha mantıklı oldu. Şimdi gelelim dediğim gibi Active Fry'a. Şöyle normalde bunun bir kaşığı var. Ben onu evde unutmuşum. Klasik yeşil böyle hani şeffaf. O kadar koyuyorsunuz her ne yapıyorsanız. Tabii ki oranı arttırabilirsiniz ama zaten bu fırının mantığı çok az yağ ile bu kızartmaları yapmanızı sağlamak. Ama böyle hani o kaşık böyle ortalama 2 yemek kaşığı ya da böyle 3 diyelim maksimum 3 yemek kaşığı kadar yağ alan bir kaşıktı zaten. Ben de o yüzden bugün aynı ölçüde buraya yağ koyacağım. Soydum, tuzlu suda beklettim. O da biraz hani o nişastasını atıyor ve birazcık daha çıtır olmasını sağlıyor patates. Şimdi birinci şöyle yağ tercihi olarak da ben şimdi zeytinyağı kullanacağım. Bazen daha önceki videolarımda söylediğimi hatırlamıyorum ama ben bu tarz kızartmalarda fındık yağı da kullandığım oluyor. Fındık yağı çünkü yanmayan bir yağ, zeytinyağına göre de kızartmalar için aslında daha uygun. Tadı kesinlikle baskın olmuyor. Bunu çok merak ediyor olabilirsiniz. Fındık fındık kokuyor mu diye, hiç kokmuyor. Şimdi bugün burada herkes tabii zeytinyağı kullandığı için ben de zeytinyağı. 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Burada aslında size şuradaki bar kısmında gösteriyor işte birinci seviye mesela patates diyor. İşte sigara böreği de benim bunda kızarttığım oluyor. Küçük muska börekler falan da kızartabilirsiniz. İşte börek, donat, efendime söyleyeyim sebze falan. Burada bir sürü zaten size alternatif hemen hızlı bir şekilde pratik basıp çalıştırabileceğiniz dakikaları veriyor. Bence biz bir 20 dakika bir yapalım, tamam mı? Ya da hadi 25 yapalım. Şimdi başlıyor. Şu kadar sesi var. Hiç rahatsız edici değil. Ben sabahın köründe bazen kalkıp kendi öğlen yemeğimi falan hazırlıyorum. Çünkü hep yemeğimi yanında getirdiğim için. Hani birileri evde uyurken bile kimseyi rahatsız etmeyecek bir ses düzeyi var. Ve dönmeye başladı.
Ben şimdi Actifray'ı bir köşeye alıyorum ve hemen yeni bir cihaza geçelim. Evet, şimdi sırada muhteşem fiyatıyla gönülleri fethedecek bir elektronik cihazla, mutfak cihazıyla devam ediyoruz. Bu gördüğünüz bir slow juicer, yani meyveleri ve sebzeleri yavaş ve soğuk sıkım tekniğiyle sıkan bir katı meyve sıkacı. Mutlaka sosyal medyada görmüşsünüzdür. Bu böyle özellikle yaz yaklaştığı zaman herkesin başvurduğu böyle 3 günlük meyve suyu detoksları. Biliyorsunuz onların günlüğü 200-250 liraya satılıyordu en son. Ben son artık takip etmemeye başladım çünkü çok maliyetli ve sürdürülebilir gelmedi bana. Ben de bunu nasıl yapabilirim evde diye düşünürken zaten kendime bir soğuk sıkım katı meyve sıkıcı almaya karar verdim ama fiyatları tabii haliyle biraz pahalı. Fakat şunu buldum arkadaşlar. Bu da aynı şekilde o gördüğünüz satılan günlük ya da işte 3 günlük o paket meyve sularının yapıldığı teknolojiyle çalışan bir katı meyve sıkacı. Ve dediğim gibi fiyatı inanılmaz derecede uygun. Şimdi şöyle, bu soğuk sıkım, aynı zamanda slow juicer, yavaş sıkan cihazımız biraz küçük bir alet olduğu için çok da kompakt ve tatlı, bu arada taşınabilir. Birazcık meyveleri ve sebzeleri küçük sıkmanız lazım. Çünkü şuradaki haznesi biraz ufak. Bir dönem dişimi çektirmiştim ben. Ve o diş çekimi sonrasında dişim iltihap kaptı ve doktor dedi ki, Merve kesinlikle şey besleneceksin, katı asla beslenemezsin. Ne yapalım ne yapalım? Ondan sonra dedik ki biz de o zaman madem bu paketlerden alalım. Ama baktık ki sürdürülebilir değil. En sonunda dedik biz de kendimize bir tane o zaman eve alalım. O şekilde karar verdim ve yaklaşık böyle bir hafta falan boyunca böyle sıvı beslendim. Çok güzel tarifler de vereceğim bu arada size. Yani bu böyle meyve suları deyince aklınıza hep tatlı şeyler gelmesin arkadaşlar. Bir tane tuzlu juice tarifim var. Akıllara zarar. Bunun diğerlerinden farkı, klasik meyve sıkacaklarından, katı sıkacaklarından farkı bilirsiniz. Böyle elma sıktığınız zaman bardağa koyduğunuzda üstü köpük, altı su olur. Böyle ikiye bölünüyor. Hiç sevmediğim bir şeydir o böyle. İçiyorsunuz, buralarınız hep köpük oluyor. Altta suyu kalıyor falan. İşte o standart meyve sıkacakları. Bu soğuk sıkım ve yavaş sıkanlar sebzenin ve meyveyi parçalamadan bütün besin değerlerini içinde barındırarak, posayı da kullanarak size bir juice, bir sebze meyve suyu veriyor. Kesinlikle o ikiye ayrılmıyor. Bir bütün halinde bütün sebzenin ve meyvenin besin değerlerinden faydalanmış oluyorsunuz. Şimdi cihazı çalıştırıyoruz. Farkındaysanız iki tane çıkış var. Bir tanesinden süper besin değerleri zengin meyve ve sebze suyumuz çıkacak. Buradan da posası çıkacak. Bir şey daha söyleyeceğim. Ben sadece havuç suyu sıktığımda posasından da kendime kurabiye yapıyorum. Onu da değerlendiriyorum bu arada. Böyle de yapabilirsiniz. Havuçlu kek yapabilirsiniz, havuçlu kurabiyeler yapabilirsiniz ya da başka tarifler varsa aklınızda. O posayı da çok güzel şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar süper sağlıklı, bütün besin değerleri tamamen içerisinde bulunan bir meyve sebze suyu. Buna bir tane salatalık koydum, bir havuç koydum, 1,5 da yeşil elma koydum. En standart zaten bağışıklık güçlendirici meyve suyum benim budur. İçine bambaşka şeyler de koyabilirsiniz tabii. Bu benim için dediğim gibi bir deneme cihazıydı. Yani buna bu kadar para vermek istemem, ben bunu evde yapamaz mıyım diye düşünürken uygun fiyatlı bir şeyle başlamak istedim. Çünkü şeydir ya, bu tarz cihazlar, bütün elektronik mutfak cihazları genelde zaten çok yüksek fiyatlı oluyor. Hem de çok yer kaplıyorlar. Ya kullanmazsam, yerim de yok, mutfağım o kadar büyük değil, ne yaparım diye düşünürken bunu denemek için aldım. Baktım ki muhteşem oluyor. O zaman bir üst modeline geçebilirim, daha profesyonele geçebilirim diyerek daha sonrasında buna geçtim. İkisinin arasındaki fark ne derseniz açıkçası şöyle. Burada dedim ya, bu birazcık daha küçük olduğu için meyve ve sebzeleri daha küçük doğramam gerekiyor ve hani temizlemesi birazcık daha zor. Bunda daha bütün meyve ve sebzeleri içine atabiliyorsunuz ve temizlemesi çok daha kolay. Tabii daha hızlı diğerine göre, daha profesyonel olduğu için. Ama aralarında çok mu böyle majör bir farklılık var derseniz, hayır. Başlamak için bence siz de uygun fiyatlı olanını alabilirsiniz. Şimdi de bununla size o bahsettiğim tarifi yapacağım. Bu tarifimiz, hani böyle İtalyanların ekmeğin üzerine sürdüğü bruschetta vardır ya, böyle domatesli, sarımsaklı, fesleğenli. Onun bildiğiniz içilebilir versiyonunu yapacağım size. Bunda aslına bakarsanız şöyle bakın göstereyim, bütün de atabilirsiniz. İşte diğer bir önceki kiwi marka, daha uygun fiyatlı olan slow juicer'a göre farklarından bir tanesi de bu. Bütün de atabilirsiniz domatesleri ama garanti olsun diyorsanız hani ortadan ikiye de bölebilirsiniz. Bakın bunun mesela çarkları diğerine göre daha büyük. Sadece şöyle ittiriyorum. O yola girmesini sağlıyorum onun. Yani yoksa böyle bastıra bastıra bir güç kesinlikle uygulamıyorum. Bakın fesleğenleri bol bol atıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle elimle biraz şey yaptım onları.
şöyle. İçine atacağım. Üzerine bir tane domates atacağım. Domates onu ittirerek aşağıya götürecek zaten. Açalım tekrar. Şimdi bu tarifte sarımsak da var. Şaşırmayın. Gerçek. 2 diş sarımsak koyacağım içine. 2 diş de sarımsağımı atıyorum. Çalıştırıyorum. Evet, artık kapattım. Görüyorsunuz hala ufak ufak geliyor. Bunun güzelliği de şöyle bir kapağı da var. O akmaları da önlüyor. Şimdi şöyle alıyorum. Çok azıcık içine limon suyu koyacağım. Böyle bir şeye başlamak istiyorsanız, hayatınıza, beslenme düzeninizde böyle sağlıklı sebze meyve suyu eklemek istiyorsanız belki başlangıçta başlarsınız. Belki yok ya ben uğraşamam onunla derseniz, daha hızlı bir şeye ihtiyacım var derseniz bunu çok öneririm. Şimdi bir bakacağım tadına. Çok güzel olmuş. Şimdi çok merak ediyorum. Tabii herkesin damak tadı farklıdır mutlaka ama ben bunu gerçekten çok severek tüketiyorum her zaman. Ofisteki arkadaşlarım da tabii düşüncelerini çok merak ediyorum. Şimdi şunları küçük bir ben şeye koyayım böyle şat bardağı gibi bir ikram edeyim. Gel gel. Ne o? Kötü bir şey. Sence neye benziyor? Kötü bir şeye benziyor ama ne? Ne var içinde? Şimdi söylemeyeceğim. Ne olabilir sence? Ben kopya çekiyorum. Havuç. Zencefil falan o tarz bir şey koymuşsundur içine. Ne var? Tat domates bakalım. Mi var? Tat bakalım. Ne düşüneceksin? Aa, bu bildiğim şeye benziyor. Mercimek köftesi tadı. Aa, tadı kötü değil. Değil. Evet. Ya, ne bu? Bu İtalyanların bruschettası var ya böyle ekmeğin üstüne sürüyorlar domatesli, sarımsaklı fesleğeni. Onun içecek hali. Aa, çok ilginç. Evet. İçmez misin mesela bunu? İçerim ama yani hobi niyetinde tercih etmem. Bundan mı yaptınız? Başka bir şey yaptınız mı? Daha da yapacağım. Neler yapacağım bugün. Ya dur bunu ben içmeyeyim. Ben bayılıyorum buna. Sarımsak da var içinde. Eline sağlık, hadi gidiyorum. Afiyet olsun. Şimdi Hatice'yi çağıralım bakalım. Hatice gel. Ben elma diyecektim ama elma da pancar diyecektim. Kız pancar olsa mor olmaz mı bu? Çok güzel. Çok tuzlu. Ha bak mesela ona biraz tuzlu geldi. Herkesin damak tadı orada bir bitti. Çok koymasaydın. Güzel. Güzel değil mi? Güzel. Bu senin için ne biliyor musun? Hani böyle şık restoranlara gittiğinde yemekten önce böyle bir şey getirirler ya. Anladın? Tam aynen. O yani. Aynen. Aa, onun için de çok güzel olur. İyi gene de beğendiniz diye düşünüyorum. Sağlık. Birazdan başka tariflerimle gelecek. Çok güzel patates kızartmamız çıktı. Aa, süper. Evet ve süper sağlıklı. Öğlen bendensiniz. Aynen. Onu diyorum kendimi yemek YouTuber gibi hissediyorum şu anda. Ben şimdi sağ ol canım. Buraları bir topluyorum arkadaşlar ve Tefal Active Fry'daki patates kızartmalarımız kızardı. Şimdi onları getireceğim. Burada tekrar tabii ki ikram edeceğim arkadaşlar. Şunu açıyorum. Şuradan da basıyorum kapağına. Bakınız ah. Altın sarısı. Şimdi Ömer. Arkadaşım gel. Evet. Selam. Diyetteyiz ama bu öyle sağlıksız değil. Ben çok az tuz koydum. Hı-hı. Eğer sen tuzu seviyorsan birazcık ek bence. Sen şimdi bunda mı yaptın? Active Fry'da yaptım. Tuzu eksik. Çünkü kızıyorlar çok tuzlu diyorlar. Benim... Ben zaten tuzlu seviyorum. Normal bir değil. Ne kullandım bunda? Zeytinyağı. Çok güzel olmuş. 3 yemek kaşığı zaten. Yemek kaşığı biliyorsun döküyorsun şu kadar. Aynen. 2 de konulabilirdi bu arada. Hani ben 3 koydum. 2'de de pişerdi. Çok güzel arkadaşlar. Eline sağlık. Ya vallahi güzel. Yani. Sağlıklı. Yapmıyorsun gerçekten. Son derece değil mi mütevaziyim. Evet benim evimin mini'yi gerçekten elim ayağım bir cihazla devam ediyorum. Böyle mutfak robotlarında kocaman kocaman robotlardan sıkılan, dolaplarda yer bulamayan, işte tezgah üstünde durmasından nefret eden bir insan olarak. Çünkü kahve makineleri, Türk kahvesi makinesi o bu derken böyle üzerime geliyor mutfak. Böyle ufak, pratik, motoru kuvvetli her şey yapabileceğim bir cihaza çok ihtiyacım vardı. Yok humustur, yok şeydir, yer fıstığı ezmesidir, bilmem nedir falan onları çok yapıyorum bunda. Bugün de size humus yapacağız. Bunu şimdi ben suyunu süzeceğim. Tahinimiz burada. Zeytinyağı koyacağım. Kimyon koyan var. Ben kimyon koymuyorum. Kimyonsuz sade yapacağım. Bildiğiniz saf tahin, nohut, zeytinyağı ve tuzdan yapacağım. Biraz ben böyle daha sade seviyorum. Şunu süzüp hemen geliyorum. Nohutlarımızı, ya kendiniz de bu arada haşlayabilirsiniz. Böyle onun altını çizeyim yani. Normal nohutunuzu alıp haşlayıp yapabilirsiniz. İlla ki böyle almanıza gerek yok. Şimdi ben
burada ofiste yapacağımız için, pratik olması için hazır aldım. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bence artık mükemmel oldu. Kıvamını göstereceğim size. Bir tane kaşık alıp. Mesela böyle küçük bir mutfak robotu olduğu için aslında birdenbire koymanıza da gerek yoktu şeyi, nohutları. Belki ilk bir parçasını da blenderdan geçirebilirsiniz. O zaman çok daha kolay olur. Süsleyin, süsleyin. Üstüne zeytinyağı falan. Ben şimdi tadına bakacağım. Çok güzel oldu. Ne koydum buna? Oha çok güzel oldu. Sarımsağı unuttum. Önce blenderdan sarımsak geçirmeniz lazım. Sarımsak, sonra nohutları. Dediğim gibi hepsini birden koymanıza gerek yok. Belki ikiye bölersiniz. O zaman daha pürüzsüz bir şey yakalamış olursunuz. Biraz limon, tuz. Normalde kimyon var. Ben kimyon koymadım. Kıvamını da şöyle göstereceğim size. Son derece kremsi. Evet arkadaşlar, bir mola verelim. Şöyle soğuk ama sağlıklı bir şeyler içelim dedim. Bilmiyorum siz seviyor musunuz ama ben kendim bildim bileli soda, maden suyu, soda içmeyi çok severim. Ve özellikle böyle hani, şimdi marka ismi vermiş gibi olacağım ama ne demek istediğimi anlamanız için San Pellegrino ayarında, yani böyle hani içtiğiniz anda bütün kulaklarınızdan böyle baloncuklar fışkıran değil de hafif San Pellegrino ayarındaki çok gazlı olmayan sodaları çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar bu soda makinesi görmüş olduğunuz, yani bildiğiniz kendi sodanızı evde kendiniz yapabiliyorsunuz. Şöyle bir alet, bunun kablosu vesairesi hiçbir şey yok. Arkasında şöyle %100 doğal karbondioksit gazı deyince, yani öyle korkmayın. Zaten bütün sodaların içinde olan gaz aslında bu. Şu şekilde bir su şişesi var. Buna soğuk su koyuyorsunuz. Çünkü zaten soda sıcak iğrenç olur. Mutlaka soğuk su koymanız gerekiyor. Şimdi şurada, evet o tutturdum. Şimdi ben San Pellegrino tarzında bir soda sevdiğim için öncelikle San Pellegrino ayarında bir soda yapacağım size. Bu arada ofistekiler buna bayılıyorlar. Herkes çok seviyor. Artık hiçbir ofise de soda almıyoruz. Bütün sodalarımızı bununla yapıyoruz. Şimdi 4 saniye kadar normal içme suyumu koydum. Gördüğünüz gibi hiç gazlı değil. Ha bildiğiniz gazsız normal bir içme suyu. 4 saniye kadar düğmesine basacağım. Biraz bekleyeceğim. Şimdi basıyorum. Bekliyorum. Şimdi bir daha bir 4 saniye basacağım. Evet, San Pellegrino sodamız hazır. Eğer isterseniz birazcık daha sert, bizim klasik böyle işte Uludağlar, Kınık, öz kaynak sodaları gibi normal sodalardan istiyorsanız, o zaman bir kere daha basarsanız daha kuvvetli bir soda elde etmiş olursunuz. Dediğim gibi ben o hafif soda şeyini seviyorum, yemek de çok daha güzel oluyor. Çıkartıyorum. Baloncuklarımızı görüyorsunuz. 10-100 milyon baloncuk. Bardağımıza koyuyoruz. Buyurun. Muhteşem ötesi bir aletle devam ediyoruz. Yine aşırı uygun fiyatlı, yine benim inanılmaz hayatımı kurtaran bir alet. Özellikle bu dönem birazcık daha yine böyle sağlıklı beslenmeye geçtiğim zamanlarda böyle eve geliyorum. Evde tabii yiyecek çok fazla bir şey olmuyor. Normal zamanlarda şunu almadan önce dolabı açıyordum ve dolapta eğer hani bir gün önceden, iki gün önceden yemek yapmadıysam ne varsa dolapta onu yiyordum ya. Peynir, ekmek vesaire. Bunu aldığımdan beri tamamıyla beslenme alışkanlığım değişti. Çünkü dolabımda her zaman karnabahar, brokoli, işte kabak, havuç vesaire bulunduğu için bunu atıyorum arkadaşlar. Çok güzel şekilde buharda yumuşacık pişiyor. Üzerine bir sarımsaklı yoğurt, yanına bir dilim ekmek, bitti gitti. Şimdi bunun içine arkadaşlar şurada haznesi var. Sıcak su koyuyorsunuz. İşareti var zaten. İşaretine kadar suyu dolduruyorum. Şimdi mesela şeyler daha sert, pişmesi daha zor havuçların. O yüzden havuçları alta koyacağım. Yani pişmesini daha zor olan sebzeleri koyabilirsiniz. Bu arada bu sadece bir sebze buharda pişiricisi değil. Bunda balık buharda pişirebilirsiniz. Et pişirebilirsiniz, tavuk ya da et. Pirinç yapabiliyorsunuz. Her birinin dakikaları üzerinde yazıyor zaten şurada. Balık, tavuk, işte sebzeler, yumurta, pirinç. Yani altlı üstlü aynı anda farklı farklı şeyler de yapabilirsiniz. Tabii meyvelerle sebzeleri karıştırma, kokuları birbirine geçebilir. Ben şimdi çalıştırıyorum bunu arkadaşlar. Ben şöyle 15 dakika yaptım. Işığı yandı. Bu şimdi birazdan buhar, böyle bunların hepsi böyle yağmur yağmış gibi olacak. Buharda alttan sıcaklık, buhar vererek bütün sebzelerimi mükemmel şekilde pişirecek. Ben de üzerine yoğurdumu koyup yanında ekmeğimle muhteşem bir sağlıklı öğün yapacağım.
Bu arada bence hiç durmayalım, beklemeyelim. Bu yanda zaten pişecek kendi kendine. Bir sesi yok öyle bize zarar verecek. Ben size bu yanda dururken bizim evin en çok sevilen, en favori ve en sağlıklı, Melisa'nın da bayıldığı acai berry bowl var ya, böyle meşhur influencer kahvaltısı, influencer tatlısı gibi. Ben şimdi size onun nasıl yapıldığını göstereceğim ve bu tarif, yani görüp görebileceğiniz en mükemmel tarif. Efsane ötesi, inanılmaz güçlü, süper motoru olan bir blenderla devam ediyoruz. Öncelikle acai berry için gerekli olan donmuş meyveler. Bunun olmazsa olmazı donmuş muz. Bunun hepsini atacağım. Birdland ve ahududu. Şey de koyabilirsiniz, yaban mersini de koyabilirsiniz. Tamamıyla yine damak tadınıza göre. Atıyorum. Şöyle kutunun 1/3 kadar. Ha bu arada çilek de çok güzel oluyor. Benim şu an çileğim yok. Çilek olsa efsane olur. Bence yine kesinlikle acai berry'nin olmazsa olmaz bazlarından bir tanesi de çilek. Yani muz ve çilek bence kesin olmalı. Bence yeter. Şöyle göstereceğim. Evet arkadaşlar, kırmızı meyveler. Süper antioksidan bir tatlı yapıyoruz aslında şu anda. Acai berry tozu. Şimdi yapacağım acai berry için bir yemek kaşığı mutlaka kullanıyorum. Daha azı olmuyor. Daha fazlasına da gerek yok ama bir yemek kaşığı kesinlikle kullanmanız lazım. Şöyle bir silme yemek kaşığı da acai berry'imizi koyduk. Acai berry tozundan sonra benim mutlaka ve mutlaka kullanılmasını önerdiğim gizli silahım raw, yani ham kakao. Şu kadar bakın alıyorum. Şöyle göstereyim de. Silme, her şey silme. Tepeleme yapmıyoruz hiçbir şeye. Bu kadar. Şimdi ben bu tarifte farklı farklı sütler kullanıyorum. Bazen badem sütü kullanıyorum. Bazen yulaf sütü kullanıyorum. Yine çok tadını bastırmayacak sütler kullanmanızı tavsiye ederim. Zaten biraz karıştırmak için azar azar koymakta fayda var. Eğer birden çok fazla süt koyarsanız inanılmaz sulu bir şey olur. O yüzden azar azar gideceğiz. Şimdi sadece ıslatacağım. Rahat bir şekilde blender'ın çalışması için gerekli olan oranı koyacağım. Burası biraz göz kararı. Şimdi arkadaşlar çok ses çıkacak. Hazırlıklı olun. Evet. Kıvamını göstereceğim size. Bakın şuna bakın. Dondurma. Bildiğiniz dondurma arkadaşlar. Yani bu olduktan sonra zaten dışarıdan dondurma yemezsiniz yani hakikaten. Şimdi kaseye koyacağım, üstünü süsleyeceğim ve yiyeceğim direkt. Granola koyan da var. Ben pek sevmiyorum granola. Daha tuzsuz şeyleri seviyorum üstüne. Tuzsuz şan fıstığı, tuzsuz badem, işte fındık bilmem ne, hindistan cevizi. Öyle şimdi kasem pek güzel değil, kusura bakmayın. Onunla daha böyle havalı kaselerde çok güzel oluyor. Ay arkadaşlar çok güzel oldu ya. Yani daha büyük bir kasemiz olsa o neler yaparız. Yine diyorum bu tamamıyla opsiyonel. Süsleme yapmak zorunda değilsiniz ama güzel oluyor bence. Şimdi izninizle ben hemen bir kaşık alıyorum. Mükemmel. Mükemmel ötesi. Bu arada unuttuk, videoyu kapatmadan önce şunu hemen alalım. Bakın buharda sebzelerim de pişti. Dur. Öğlen yemeğim hazır. Belki ben bir tık daha bir bakarım onun ayarına. Belki bir 5 dakika daha pişiririm. Vallahi arkadaşlar gerçekten uzun zamandır yapmak istediğim bir videoydu bu. Bu aletler benim zamanımı ve hayatımı o kadar çok kolaylaştırıyor ki, yani çok pratik şekilde, çok sağlıklı, en önemlisi hem kendim için hem ailem için çok kısa sürede çok sağlıklı yiyecekler, tatlılar yapabiliyorum. O yüzden siz de faydalanın istedim. Zaten bir süredir de benden istenen bir videoydu bu. Videonun açıklama kısmına hem benim bütün kullandığım bu demirbaş, bayılarak kullandığım aletlerimin linkini koyacağım. Hem de benzerlerini koyacağım. Tıkladığınız zaman zaten gideceksiniz, bakarsınız, incelersiniz, yorumları da okursunuz. Eğer ihtiyacınız varsa mutlaka bakın ve değerlendirin derim. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Eğer hala kanalıma abone değilseniz şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu video hoşunuza gittiyse buna benzeyen bir şeyler bulabilir miyim geçmişten bilmiyorum ya da yakın zamandan. Onları da videonun sonuna koyacağım, onları da izlersiniz. Sizin bu aletler arasında, benim bahsettiğim aletler arasında kullandığınız
tecrübeleri ettiğiniz aletler varsa lütfen siz de tecrübelerinizi aktarın ki başka bu cihazları almak isteyen kişilere de bir en azından fikir vermiş olursunuz. Hepinizi seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bu tarz videoları seviyorsanız lütfen yorum bırakmayı unutmayın. Belki farklı versiyonlar da gelebilir. Çünkü biliyorsunuz teknoloji benim işim. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.